Hristiyan ülkede doğan bir çocukla Mekke'de doğan çocuk eşit mi? Burada bir adaletsizlik yok mu? Ailesi Müslüman olmayanların bu durumda suçu ne? Müslüman olmayanların hepsi cehenneme mi gidecek? İlk bakışta İslam topraklarının dışında yaşayan kişiler için bu mesele dezavantaj gibi durabilir. Ancak işin temeline indikçe konunun aslında öyle olmadığını görüyoruz. Gelin bu konuyu beraber ele alalım. Aslında kişinin hangi topraklarda bulunduğu iman meselesinde olmazsa olmaz bir kriter değildir. Bunun birçok örneği var. Mesela Hazreti Musa'nın kıssasını çoğunuz bilir. Hazreti Musa aleyhisselam kendisini tanrı diye ilan eden bir zalimin, yani Firavun'un evinde yaşayıp etrafı imandan bir haber olan insanların yanında büyüyen bir kişiydi. Ama sonucuna bakarsak peygamber oldu. Diğer yandan Hazreti İbrahim aleyhisselam. O ise putlara tapan bir kavimde yaşayan, kapkaranlık bir ortamda büyümüş, babasının dahi puta taptığı birisiydi. Ama yine sonucuna bakarsak ikisi de ne kadar imandan uzak topraklarda olursa olsun yine de aydınlığa çıkabilmişler mi? Çıkabilmişler. Hazreti İbrahim aleyhisselamın putlara tapan kavminin yaptıklarını aklen mantıksız bularak devamında Rabbini araması hadisesi Kur'an'da bize anlatılır. Kavminden yüz çevirip araştırmaya giren Hazreti İbrahim aleyhisselam Rabbini güneş, ay ve yıldızlarda aramış, devamında la uhibbul afilin diyerek ben batıp gidenleri sevmem demiş ve aklı bir çıkarım yapıp Rabbini aramaya devam etmiştir. Bizlere de aslında aklımızı kullanarak karanlıklardan çıkabileceğimizi göstermiştir. Öte yandan Firavun'un eşi Asiye, Firavun'a rağmen o imansızlık karanlığından kurtulup özgür iradesinden ve tercihlerinden vazgeçmeyerek Rabbini bulmuştur. Düşünün, yani Firavun'un eşi dahi o ortamda iman edebiliyor. Bir de olaya tam tersinden bakalım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Ebu Leheb, peygamberimizin en yakınlarından birisiydi. Ama aydınlığa en yakın kişi olmasına rağmen iman etmeyi tercih etmemiş. En talihli biri gibi görünürken iman etmenin hangi topraklarda yaşamayla alakalı olmadığını aslında bizlere göstermiştir. Diğer yandan Hazreti Lut aleyhisselamın eşi ve Hazreti Nuh aleyhisselamın oğlu da bu örnekler arasında. Yine en yakınları peygamber olmasına rağmen iman etmiyorlar ve tercihlerin kişide bittiğini yine gözler önüne seriyorlar. Demek ki İslam'ın olmadığı topraklarda yaşayan insanlar dahi bu aydınlığa çabalarıyla ulaşabilirlerken Müslüman topraklarda olanlar ise iman etmeyebiliyorlar. Zaten görüyoruz ki biraz araştırmaya giren birçok Hristiyan veya inançsız insanlar delilleri bularak akın akın İslam'ı geçiyorken araştırmaya girmeyen Müslümanlar ise tam tersi taklidi iman sebebiyle İslamiyet'ten çıkabiliyorlar. Öyleyse kilit nokta Kur'an'ın belirttiği gibi kişinin aklını kullanması ve araştırmasıdır. Bu kilit nokta ile iman kapıları inşallah açılacaktır. İnsan yapı itibariyle meraklıdır. Hatta en ufak ayrıntıları dahi insan merak eder. Düşünün, bir mekana girdiğimizde dahi hemen gelir hesaplaması yaparak bu işte iyi para var, yani günde adam başı şu kadar kuruş kazansalar diyerek hemen bir gelir hesaplaması yaparız. Bu kadar meraklı olan insan nasıl olur da en önemli mesele olan ben nereden geldim, beni kim gönderdi ve ben nereye gidiyorum gibi soruları kendisine sormaz. Merak içinde bu soruların cevaplarını araştırmaz. Burada bir gariplik yok mu sizce de? Diyelim ki şu an bir uçağın içerisindesin. Orta sırada bir koltukta oturuyorsun. Ön sıralara baktığında en ön koltuktan itibaren belli başlı aralıklarla insanları alıp aşağıya atıyorlar. Ve atılanların yerine ise yenileri dahil oluyor. Böyle garip bir durumda iken merakla ve telaşla ben burada ne yapıyorum? Buraya nereden geldim? Ve atılan insanlar nereye gidiyorlar? Çünkü sıra bana gelmeye başlıyor artık diyerek merakla araştırıp birisinden bir açıklama beklemez misin? Tam bu esnada bir kişi gelse ve burada olanları çok düşünmenize gerek yok. Önünüzdeki bilgisayardan dilediğiniz oyunu oynayabilirsiniz. Birazdan size servis olarak yiyecekler sunacağız. Dilediğiniz lezzetli yiyecekleri tercih edebilirsiniz. Siz sadece rahatınıza bakın dese. Bu durumda elbette belki de bu sunulanların yüzüne bile bakmadan asıl olaya odaklanırsın. İşte şu dünya da aslında bu süratle giden bir uçak gibi. Gözümüzü açtık ve bu dünya uçağının içerisinde kendimizi bulduk. Ancak hepimiz belki bilgisayar oyunları, vakit öldüren filmler, diziler gibi nefsin hoşuna gidebilecek her şeye öyle bir dalmışız ki başımızı kaldırıp da dünya uçağına bindiğimizin farkına bile varmamışız. Her gün ölenleri ve yerine gelenleri görememişiz. Sadece lezzetlere odaklanmışız. İşte burada kabahat tamamen bize ait. Bizi uyuşturan oyuncaklarla vakit geçirmekten araştırma yeteneğini farklı yönlerde kullanamıyoruz. Oysa ki ileride edineceğimiz mesleği en ince detaylarına kadar araştırmıştık. Veya diyet konusunda makaleler dahi okumuştuk. Fakat ileride gideceğimiz bir ahiret diyarında bizi neler bekliyor? Burada neler yapmamız lazım? Çok da umursamıyoruz maalesef.
Halbuki merak ilmin hocasıdır. İlme ulaşan insan aklını da kullanarak devamında doğruyu bulacaktır. Öyleyse burada temel mesele insandaki istek ve yönelmedir. Ancak insanın geçici zevkler ve sarhoş edici eğlencelerle hissiyatını ön planda tutup aklı geri plana atarak yaşaması da insanın merak damarını maalesef kapatıyor. Tabi sonucunda da doğruyu bulamayabiliyor. Yanlış bilinen bir mesele de şu anki Müslümanların cenneti garantilediği düşüncesi ve Müslüman olmayanların da kesin cehenneme gideceği düşüncesidir. Ancak şunu bilmek lazım ki iman sonuç meselesidir. Yani kimin sonu imanlı olacak bilemeyiz. Şu an taklidi olarak iman etmiş, Allah'tan haberi dahi olmayan Müslümanlar araştırma ve delillerle imanlarını kuvvetlendirmez ve inandığı meselelerden bir haber kalarak yaşarlarsa aslında daha ciddi tehlike içerisindedirler. Çünkü imanlarının yeterli olduğuna kendilerini inandırmışlar. Ancak ölüm anında imanlı gidip gitmeyecekleri meçhuldür. O halde nasıl ki Müslüman olmayanların kendi inançlarını deliller ve kanıtlarla araştırmaları gerekiyorsa, aynen öyle de Müslümanların dahi iman meselelerini araştırmaları ve bilmeleri gerekir. Tüm inançsızlar cehenneme mi gidecek sorusu için de ehli fetret kavramı çok önemlidir. Fetret denilince çoğumuzun aklına Hazreti İsa Aleyhisselam'ın getirdiği dinin tahrif olmasıyla beraber peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem arasında geçen dönem akla geliyor. Ancak bu tabir bir peygamberin getirdiği dinin nurundan haberdar olmayan her fert ve her dönem için kullanılabilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gelişinden sonraki insanların durumu hakkında İmam Gazali şöyle bir tasnif yapar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gönderilmesinden sonra inanmayan insanlar 3 sınıftır. Birinci sınıf, Peygamber Efendimizin davetini duymamış ve kendisinden haberdar olmamış kimselerdir. Bu sınıf kesin olarak cennet ehlidir. İkinci sınıf, Peygamberimizin davetini, gösterdiği mucizelerin durumunu ve güzel ahlakını duymuş ama bununla beraber iman etmemiştir. Bu sınıf kesin olarak cehennem ehlidir. Üçüncü sınıf, bu iki derece arasında bulunan sınıftır. Hazreti Peygamberimizin ismini duymuşlarsa da vasıf ve hususiyetlerini duymamışlar. Daha doğrusu bunlar Hazreti Peygamber'e ta küçüklükten beri ismi Muhammed olan ve haşa peygamberlik iddiasında bulunan yalancı bir peygamber olarak tanımışlardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında menfi propagandadan başka hiçbir şey duymamışlardır. İmam Gazali bu sınıfta olanlar hakkında kesin konuşmamakla birlikte şöyle devam eder. Kanaatime göre bunların durumu birinci grupta olanların yani peygamberimizi hiç duymamış olanların hali gibidir. Çünkü bunlar peygamberimizin ismini haiz bulunduğu vasıfların zıtlarıyla birlikte duymuşlardır. Bu ise hakikati araştırmak için insanı düşünmeye ve araştırmaya sevk etmez. Bediüzzaman Hazretleri ise bu konuyu şöyle açıklar. Resul göndermedikçe biz kimseye azap edici değiliz ayetinin sırrıyla. Ehli fetret ehli necattırlar. Bil ittifak, teferruattaki hatiyatlarından muahazeleri yani hesaba çekilmeleri yoktur. İmam-ı Şafii ve İmam-ı Eşarice küfre de girse yani inkar da etse usul-i imani de bulunmazsa yine ehli necattır. Çünkü teklif-i ilahi irsal ile olur ve irsal dahi ıttıla ile yani bilmekle teklif takarrur eder. İtaat etse sevap görür, etmezse azap görmez. Kainata göz attığımızda Allah'ın şefkati her bir ayrıntıda bizlere görünüyor. Her bir maddenin, özellikle hayat sahibi olanların ihtiyaçları, kerimane ve rahimane karşılanıyor. Evet, gücümüzün yetmediği, bilmediğimiz ve ummadığımız yerlerden çeşit çeşit ihtiyaç ve rızıklar bizlere an be an ulaşmaya devam ediyor. Bu ise bize şefkatli, ikram sahibi, merhametli bir Allah'ın varlığını gösteriyor. Madem öyle, özellikle en çok önemsediği tür olan insanlar için ve en önemli mevzu olan imani meselelere ulaşma noktasında her bireyin durumundan da elbette ayrıntılarıyla haberdardır. Onlara da rahmet ve adaletle muamele edeceği aşikardır. Öyleyse Allah'ın rahmetini göz önünde bulundurarak olaylara bu açıdan yaklaşmalıyız. Senin acıyıp şefkat ettiğin insanlara karşı Allah haşa merhametsiz olabilir mi? Hatta senin şefkat duygunu dahi verecek kadar şefkatli olan Allah hiç onlara şefkat etmiyor diyebilir miyiz? Ancak Allah aynı zamanda adildir. Bunu da unutmamak gerekir. Öyleyse ahirette açılacak olan mahkemede de adaletle hükmedeceğinden zerre kadar şüphe edilmemeli. Bu bilgilere göre eğer herkes kendi imkanı derecesinde imtihana çekiliyorsa ve sorumlu tutuluyorsa, biz kendimize şu soruyu sormalıyız. Ben imkanlarımı ne kadar iyiye kullanıyorum? Bana sunulan şartları ne kadar yerine getirebiliyorum?